kararımızı nasıl yorumlamamız gerektiğini burada hepimize gösterdi. Ben olsam onun patentli vicdan derdim. Sanılara göre işliyor. Size söyleyecek başka hiçbir şeyim yok benim. Öyle mi? He? Kalk! Hadi birazcık ben konuşayım ha? Geç şöyle. Geç! Kalk ayağa. Bak şimdi. Ben öyle diğerlere de benzemem. Ölürtekileri gibi saçma sapan şeyler de söylemem. Ya evetten anlarım ya da hayırdan. Şimdi sana soruyorum. Evet mi hayır mı? Herhalde senin dilinde böyledir ha? Söyleyeceğim şeyleri söyledim ben. Hayır. Yanılıyorsun. Daha söyleyeyim dersin. Hadi! Söylesene! Tekrarlayabilirim. Nasıl tekrarlayayım? Bak ben bundan memnun kalmam. Bak bir etrafına. Bak! Bak! Burada 9 tane suçluysun. Hepsi senin yüzünden oldu. Sen mahalle ateşiktin diye biz burada tutuyoruz. Bir cani. 9 suçsuzun burada kalmasına sebep oluyor. Öyle mi? Öyle mi? Hadi! Hadi! Kalk! 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 Ona uzaklanmam geçer! Kalk ha! Haydi kimseye bir şey lazım attan! Ama belki bir şeyler öğrenebilirim değil mi? Belki bir şeyler öğrenebilirim değil mi? Kalk ayağa! Bahsettiğin arkadaş suikastse! Söyle! Söyle! O kadar sert durmayın canım! Belki benim evimde böyle daha iyi anlıyordur ha? Böyle beni daha iyi anlıyorsun değil mi? Böyle beni daha iyi anlıyorsun değil mi? Umarım öyledir. Neden şimdi bir şeyler sınavlamıyorsun? Ha? Neden şimdi bir şeyler sınavlamıyorsun? Sana soruyorum. Birlikte çalıştığın arkadaşların isimlerini öğrenmek istiyorum. Ya da öteki iş. Seninle konuşuyorum. Seninle konuşuyorum. Sen hiç konuşma. Hele sen hiç konuşma. Herhalde hala ondan yanasın değil mi? Bir tek sen kaldın. Doktorun ona neler dediğini duydun mu? Duydum. Öyleyse ne istiyorsun benden? Yumruklarınızın çok yumuşak olduğunu hatırlatmak isterim. Dağılabilirler. Neden karşı koymuyor? Ha? Neden karşı koymuyor?